Günaydın halacığım. Allah, ne olursun yapma böyle. Bak sen bana küs olunca ben dünyaya küsüyorum. Ben kimseye küsmüş değilim. Can evimden vurdun beni İlkay. Bunu da böyle bilesin. Güvendiğim dağların altında kaldım. Yüreğim kor oldu da hala soğumadı. Ama hala ben sana bir türlü anlatamıyorum ki. Anlatacak, anlayacak bir şey yok. Çok kızgınım sana, çok. Öyle yalandan da olsa yüzüne gülemem, kusura bakma. Halacığım bak, vallahi de billahi de bitti. Ali ile aramda hiçbir şey yok. Olmaz. Olamaz zaten. Ali evli. Sen de evleniyorsun. Abla, biz dışarı çıkıyoruz. Özgür'ü okula bırakacağım, sonra Barbaros'ta kuyumculara dolaşacağız. Dün biraz dolaştık ama verdikleri fiyat fazla geldi bize. Ah, iyi bakın. Bir an önce halledin o işi. Düğüne bir hafta kaldı. Of ya. Senin yüzünden halamla da aram bozuldu. Berna. Evet Berna. O hep yanındaydı Nazlı'nın. Eğer bir şey varsa Berna mutlaka biliyordur. Ali, ne olursun bul Nazlı'yı. Şu anda Nazlı'nın hayatındaki en doğru insan sensin. Lütfen bul onu. Onun hayatındaki en doğru insan sensin. Ne demek istedi bu kız? En doğru insan sensin. Demek ki Nazlı'nın hayatında hep yanlış insanlar vardı. Of, benim bir şekilde her şeyi Berna'ya anlattırmam lazım. Ali'ciğim, kahvaltı hazır. Hadi gel, seni bekliyorum. Nazlı, benim bir an önce çıkmam lazım. Ofiste yerim bir şeyler. Ama Ali... Nazlı, görüşürüz. Gerçekten iş yüzünden olsa... Keşke gerçekten iş yüzünden kahvaltı edemiyor olsak Ali. Nazlı bir duysa bunlar. Vallahi rezil rüsva edecekler bizi. Günaydın halacığım. Aa, sen toz mu alıyordun yoksa? E niye sen kendini yoruyorsun halacığım? Ben yapardım. Kahvaltı yaptın mı? Yapmadım. Şimdi yapacağım. Aa, iyi o zaman. Çok iyi olmuş. Bak ben de simit almıştım. Dokun bak sıcacık. Kaşarla birlikte yeriz ha. Halacığım simit çok güzel. Halam, ne olur affet beni. Boşuna nefesini tüketme Emine. Ben dün göreceğimi gördüm, anlayacağımı anladım. Yazıklar olsun sana. İkinize de yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Halacığım. Evet. Şey doğru, yani geçmişte İlkay Ali'ye karşı bir şeyler hissetti. Aferin ona, aferin. Ama çoktan bitti halacığım, vallahi bitti. Yani İlkay o defteri çoktan kapattı. Şimdi Rauf'la evlenip kendine yeni bir hayat kurmak istiyor. Hele kurmasın. Bak Emine, sen de şahit ol, şuraya yazıyorum. Eğer kurmasın, dünyayı dar ederim ona. Tamam halacığım, dar edersin. Ama vallahi bu evlilik olacak zaten. Olacak tabii. Hepiniz yola geleceksiniz. Bu evde benden habersiz kuş uçmayacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı halacığım, uçmayacak. Ha. Sen anneni aradın mı? Arayacaktım da, yani aradım, tam konuşamadık. Ben anlamam Emine. Ne demek tam konuşamadım? Ara anneni, gelsin isteyelim seni. Bu işi uzatmayın. Sen aramazsan ben arayayım. Yok gerek yok halacığım, ben ararım, konuşurum. Hı. Bu evde saklı gizli şey istemiyorum. Biraz sözümüzü dinleyin. Aa, çocuk oyuncağına çevirdiniz. Oğlum hadi bir şeyler yesene.
canım istemiyor anne ya. Asu yüzünden değil mi? Ya bu nasıl bir iş anne ya? Ya tam her şey düzeliyor derken şu olanlara bak. Birbirimizi seviyoruz ama ayrıyız. Nasıl bir iş bu ha? Nasıl bir iş bu? Yavuzcuğum, yakışıklı oğlum benim. Bazı şeyleri zamana bırakmak lazım anneciğim. Hem Asu'nun bu tavrı hoşuma gitti. Çekip gitmesi mi hoşuna gitti anne? Beni bir dinler misin? Yalnızca kendini düşünen bir kız değil demek ki. Bencilce davranmadı bak, arkadaşını da düşündü. Efendim? Canım benim, günaydın. Günaydın abla. Ne yaptın? Taşınma işini konuşabildin mi Yavuz'la? Daha konuşamadım abla. Canı çok sıkkın şimdi çocuğun. Ha, şu Asu meselesi değil mi? Evet evet. Uygun zamanda konuşacağım. Tamam canım, tamam. Ha, görüşürüz abla. Ha, Nazan, ben bütün gün evdeyim. Sen de sıkılma. Çık gel canım, olur mu? Tamam, gelirim. Öpüyorum. Ne konuşacaksın anne benimle? Ne saklıyorsunuz yine? Yok bir şey oğlum. Anne bak, söz verdiniz bir şey saklamayacağınıza. Yok yavrum, önemli bir şey değil. Teyzen, gelin burada benimle yaşayın diyor. Yok daha neler. Canım kızma hemen. O da haklı. Uzun yıllar ayrı yaşadı bizden. Böyle bir şey istemesi çok doğal. Anne anlıyorum, tamam. Yıllar sonra birbirinize kavuştunuz. Ama benim de burada bir kurulu düzenim var. Yavrum ben senin düzenini bozmak istemem ki. Sadece o da değil ki. Ya biliyorsun ki ben ev arkadaşımla kirayı paylaşıyorum burada. Ya şimdi pat diye onu ortada bırakamam. Anneciğim, eğer sen istersen git tabii. Hem benim içim de daha rahat eder. Ya bütün gün dışarıdayım, ilgilenemiyorum seninle. Bu çok üzüyor beni. Bilmem ki yavrum, seni bırakıp nasıl giderim? Beni yanlış anlama ne olur anneciğim. Başımın üstünde yerin var, biliyorsun bunu. Olur mu öyle şey yavrum, seni yanlış anlar mıyım hiç? Ya inan çalışırken aklım hep sende. Belki böylesi daha iyi olur ha? Dur bakalım, iyice bir düşünelim de öyle. Tabii tabii, düşün sen. Ama benden yana bir sıkıntın olmasın. Sen nasıl istiyorsan, nasıl mutlu olacaksan öyle yap. Tamam mı? Tamam, tamam benim akıllı oğlum, anlayışlı yavrum. Gel. Evet Asu Hanım. Madem siz kahvaltıya teşrif etmiyorsunuz, o halde ben de tostunuzu odanıza getiririm. Nazlı ablacığım, anlamıyor musun? Canım bir şey istemiyor, ne olur ısrar etme. Aa, yeter ama Asu ya. Of. Ya ben seni barış, aranı düzelt diye Yavuz'un yanına yolluyorum. Sen çocuğu terk edip geliyorsun, üstüne bir de bunalım yapıyorsun. Ya Nazlı abla, ben bunalıma girmeyeyim de kim bunalıma girsin ya? Düşünebiliyor musun? Arkamdan bir sürü yalan söylemişler. Bir sürü iş çevirmişler ya. Tamam, tamam, o konuda haklısın. Yani insan işin içinde yalan dolan olunca art niyet arıyor tabii. Evet Nazlı abla, aynen öyle yapıyorum. Ya o bu değil de en çok Tuğçe'nin evden öyle ağlayarak çıkması içime oturdu. Meğer biz Yavuz'la ne kadar çok üzmüşüz Tuğçe'yi. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi Tuğçe yüzünden aşkından vaz mı geçeceksin? Yanlış mı anladım? Hem de Yavuz seni bu kadar severken. Gördük onun sevgisini de Nazlı abla. Yalan dolandan ibaretmiş her şey. Asucuğum, biraz uzak dur şu olaylardan. Bir süre ikisini de görme, sakinleş, rahatla, tamam? Evet ya, öyle yapmam lazım Nazlı abla. Sanki hiç derdim yokmuş gibi bir de bunlarla uğraşıyorum. Zaten bu hafta sınav haftam, yani kimyadan kalmam an meselesi. Oturup ders çalışmam lazım. Bu kadar derdim varken aşk da eksik kalsın. Oğlum, ben çıkıyorum. Ha, tamam anneciğim. Ben de birazdan çıkacağım. Teyzeme selam söyle. Söylerim. Hadi üzme o kadar sen de kendini, tamam mı?
Buyur abi. Neredesin Yaşar? Nazan'ın evinin önündeyim abi. Güzel. Attığı her adımdan, aldığı her nefesten haberim olacak ona göre. Merak etme abi, her şey kontrolüm altında. Şimdi çıktı abi, takipteyim. Bu sefer affetmem Yaşar. O kadını benden uzak tutacaksın, tamam mı? Anladım abi. Merak etme. Eyvallah. Bu evliliği engelleyemeyeceksin Nazan. İlkay. Bu yüzüğü parmağına tekrar takacaksın kendi isteğinle. Bu evliliğe hiç kimse mani olamayacak. Bu evlilik olacak. Gel. Rauf. Evet. Konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey kaldı mı? Evet kaldı. Yüzüğümü geri istiyorum Rauf. Ah İlkay'a, sihir zıkkım ettin şu çeyizi bana. Hayrola abla, ne söylenip duruyorsun öyle? Yok, gözüm görmüyor ya, ona söyleniyorum Hikmet. Siz beni bırakın da ne yaptınız anlatın bakayım. Vallahi bilemiyorum abla. Nasıl çıkacağız bu işin altından aklım almıyor yani. Çok mu tutuyor? Oo, sen ne diyorsun ya? Hele bu krizden sonra fiyatlar almış başını gitmiş. Vallahi bu işler eskiden böyle zor değildi. Abla, ya ne yapacağımı bilemiyorum ya. Daha biz altını halledemedik. Daha ev kuracağız, eşya alacağız. Of. Vallahi şaşırıyorum artık. Ya benim niye aklıma gelmedi? Neyi var var? Ya benim çok eskiden tanıdığım bir arkadaşım vardı, tamam mı? Geçenlerde ona rastlamıştım. O bana kartını vermişti hatta. Ya? İyi de Barbaros, bu adamın ne faydası var onu desen. Abicim, ablacım, şimdi bu adamın eli kolu çok uzundur. Ben hani nişanlanacaktım ya. Neyse işte ona uğradım o zaman. Ya bana de, o zaman demişti ki gel demişti Barbaros. Yani sana altın, gümüş, eşya, beyaz eşya ne istersen sana ucuza bulurum, hallederiz, bana uğra demişti o zaman. Aa, hatta cüzdanımda kartı, dur bakayım. Şuradaydı ama. İşte burada. Buldum. Ben hemen telefon edip geleyim, tamam mı? Emine. Ha. Ya siparişleri ne oldu? Hazır canım. Al bakalım. Ne oldu Şerif? Ya şu nişan işini bir an önce halletsek biz. Ben pek rahat değilim. Bir an önce anneni arasan ha. Tamam, arayacağım da. Şimdi İlkay'ın evlilik telaşı içinde hani böyle uygun olmaz diye düşündüm. Ya o ayrı, o ayrı. Benim için o nikahın önemi yok biliyorsun. Şerif, böyle konuşma ne olursun. İlkay senin kardeşin. Bak benim de kardeşten öte arkadaşım. Ben onu ayıp edemem şimdi. Oo, kız sen beni oyalıyor musun yoksa ha? Yok canım, olur mu öyle şey? Ha, olmasın öyle şey. Bir an önce anneni ara, tamam mı? Bakalım İlkay'ın nikah işi bitince ne yapacaksın Emine? Ben dün gece çok düşündüm. Ve kararımı verdim. Ben bu evliliği gerçekten istiyorum Rauf. Ne oldu da bir gecede her şey değişti? Dün beni terk etmiştin. Öyle ama bugün de yüzüğümü geri istiyorum işte. Dün istemiyordun, bugün istiyorsun. Öyle mi? Öyle değil tabii ki. Evdeki durumları biliyorsun. Abim hala konuşmuyor benimle. Babamsa istemeden bu küskünlüğe neden olduğum için hala kırgın bana. Halam desen arada kaldı. Ne yapacağını şaşırdı kadıncağız. Bunların hepsini biliyorum İlkay. İşte ben de ister istemez bu durumdan etkileniyorum Rauf. Gelgitler yaşıyorum. Anlamaya çalış beni. Bak, kabul ediyorum, tamam. Biraz dengesiz davrandım. Ama ne olursun hoşgörülü davran bana. Daha ne kadar hoşgörü gösterebilirim bilmiyorum ki. Bu iş çığırından çıktı. Çocuk oyuncağına çevirdin bu işi. Haklısın dedim ya. Asıl önemlisi ne biliyor musun? Bu yüzüğün benim için ne kadar değerli olduğunu sana anlatamadım. Hayır Rauf. Anlattın. Emin olabilirsin. Öyle mi? Evet. Bundan sonra bu karardan dönülmeyecek. Bu nikah olacak Rauf. Şimdi yüzüğümü alabilir miyim lütfen?
Sen takar mısın? Bunu yapmak zorundayım. Rauf'la evlenmek zorundayım. Ailem için, halam için. Ali ile asla birlikte olmayacağımı ona kanıtlamak için. Berna'nın bildiklerini mutlaka öğrenmem lazım. Hayatımdan, ilk aydan bir hiç içimi vazgeçtim bilmem lazım. Hoş geldin Ali. Merhaba Berna. Ya kusura bakma, senin de işin vardı ama zaten merak etme, fazla vaktini almayacağım. Ne demek, otursana. Teşekkür ederim. Ya şu listeyi vereyim diye uğradım sana. Yalnız kusura bakma Berna, halledemedim. Çünkü senin hasta listenle bendeki program uymuyor birbirine. Yani sen eski sisteme devam edeceksin. Hiç önemli değil Ali. Aslında biliyor musun, benim için eski sistem daha iyi. Uğraşamıyorum bilgisayarla. Bir sürü zahmet verdim sana. Olur mu canım, ne zahmeti? Yani Nazlı'nın sen yakın arkadaşısın. Onun sırdaşısın, dert ortağısın. Senin için bir şeyler yapmaya çalışmışım, çok mu? Çok teşekkür ederim Ali. Ya ne iyi arkadaşsın sen. Sen de öylesin Berna'cığım, sen de öylesin. Hem biliyor musun, artık ben seni sadece Nazlı'nın değil, kendimin de yakın bir arkadaşı olarak görüyorum. Benim için de öyle. Hatta geçen de aklıma ne geldi biliyor musun? Düğün günümüzde hani Nazlı kaybolmuştu ortadan. Sen de beni kenara çekip Ali git onu bul. Onun hayatındaki en doğru insan sensin demiştin. Hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum da neden söyledin şimdi bunu? Yok canım, bir şey olduğundan değil. Yani evliliğimizden önce ve evliliğimizde sen hep bizim arkamızda durdun. Bizi destekledin. Tabii destekledim. Hala da destekliyorum. Hep arkanızdayım. Yani bizim evliliğimizde ters giden bir şeyler olduğunu düşünürsen ya da ne bileyim bir şeyler duyarsan ya da görürsen beni uyarırsın değil mi Berna? Tabii ki uyarırım. Güzel. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Neyse, ben seni tutmayayım artık, kalkayım. Ne demek? Nazlı'nın, senin herhangi bir şeye ihtiyacınız olursa mutlaka arayın. Tabii ararız. Ha, Berna, ben aslında sana bir şey daha soracaktım. Tabii sor. Bence bebeğin kaç haftalık olduğu ile ilgili bir problem var. Anlamadım. Bilmiyorum. Belki de ultrasonu çeken alette bir sorun vardır. Niye böyle düşünüyorsun ki? Bu tarihle Nazlı'nın hamile kaldığı tarih uyuşmuyor Berna. Bu çıktıya göre Nazlı'nın hamile kaldığı tarihin çok daha farklı olması lazım. Ama dedim ya, belki de alette bir sorun vardır. Allah Allah, geçtim mi ben bu hastaneyi? Allah Allah. Adam beni mi takip ediyor yoksa? Dur bakalım, şimdi anlarız. Anlaşıldı. Rauf çakallarından birini takmış peşime. Ama dur sen. Hop kardeş. Affedersin. Nereye gitti bu kadın ya? Demek öyle Rauf Bey. Demek peşime adam takıyorsun. Bakalım nasıl vereceksin bunun hesabını. Nasıl yani? Yani diyorum ki Nazlı'nın hamile kaldığı tarih bu olamaz. Ha, sen Nazlı'nın hamile kaldığı günü buradan hesaplamaya çalışıyorsun. Evet. Yalnız Ali'cim,
bu hafta hesabından hamilelik tarihi çıkmaz ki. Bu hesap çocuğun kaç haftalık olduğuyla alakalıdır. Yani hamileliğin başlangıcı buna göre belirlenmez. Neye göre belirlenir? Anne adayının son menstruasyonu. Yani adet gördüğü tarih esas alınır. Ona göre belirlenir. İyi de ikisi de aynı şey değil mi Berna? Tıbben öyle değil de şimdi anlatması çok uzun. Ama bir yanlışlık yok, merak etme sen. Hem niye bu kadar kafana taktın ki? Yo takılmadım. Sadece sen bebeğin gelişimini buna göre belirliyorsun ya. O yüzden bilgin olsun istedim. Ya sen ne iyi bir babasın Ali ya. Ama hiç kafana takma. Bebeğinizin sağlığı gayet yerinde, merak etme sen. Tamam o zaman. Görüşürüz Berna'cığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fındık, nasıl geçti bakayım okulun? Çok güzel. Şerif, senin işin varsa ben Özgür'ün karnını doyururum. Sonra da eve bırakırım. Buradaki işim bitti zaten. Ya Emine, benim sizden kıymetli işim mi var? Durayım şurada 2 dakika. Ha? Tamam. Ben de Özgür'ün sandviçini hazırlayayım o zaman. Baba. Ha canım. Siz Emine ile ne zaman evleneceksiniz? Vallahi aslanım. Önce Emine ablan bir annesiyle konuşacak. Sonra hemen gidip isteyeceğiz. Sonra da Allah'ın izniyle evleneceğiz. Emine, seni istemeye ben de geleceğim. Tabii sen de geleceksin. Sensiz olur mu lan? Şerif, diyorum ki, madem biz bu iş için bu kadar acele ediyoruz, acaba anneme sonra mı söylesek ha? Yani biz burada kendi aramızda bir yüzük taksak olmaz mı? Ya Emine, olur mu böyle şey ha? Yapma Allah'ını seversen. Ben bu işe anneni yok sayıp nasıl girerim ha? Bana yakışır mı? Bize yakışır mı? Haklısın. Yakışmaz tabii. Hikmet. Diyorum ki, kuyumcuya gitmişken Emine içinde bir şeyler baksa, bir fiyat alsa. Şaziye Hanım Emine'ye hiç benzemez. O meraklıdır böyle altına maltına. Abla dur hele bir ya. Önce bir İlkay'ın işini halledelim ya. Daraldım vallahi ya. Ya kim icat ettiyse bu altın takma işini bilemem. Hangi iş güzelse. Gözümüz aydın. Halloldu bu iş. Yarın gel. En ucuzundan hallederiz bu işi dedi. Bir tanıdığı varmış. Yarın beni ona yollayacak. Oh Allah'a çok şükür. Ablacığım, abicim, bu işe yarın son noktayı koyuyorum, tamam mı? Yalnız tabii bu durumda biraz hani birkaç kuruş denkleştirmek lazım. Yani adama eli boş gidilmez. Tabii bir hesap kitap yapmak lazım. Yani kimde ne varsa getirsin denkleştirelim. Baktık yetmiyor. O zaman düşüneceğiz inşallah. Ah kardeşciğim, kız babası dert babası. Hele kızını Rauf gibi bir adama veriyorsan... İyice öyle işte. Sen ne yaptın zannediyorsun? Evet, ne işin var burada? Senden hesap sormaya geldim. Beni niye takip ettiriyorsun? Bağırma Nazan. Şaşılacak bir şey yok, tamam mı? Ha, bir de üste çıkıyorsun öyle mi? Senden kurtulmak için ben ant içtim. Elimden gelen her şeyi de yaparım. Niye ant içtin? Neyi ant içtin anlamıyorum. Benim seninle bir işim kalmadı. Bunu kafana sok. Yok, tamam mı? Olamaz da. Sana bağırarak konuşma dedim. Ben senden uzak durmaya çalıştıkça böyle yaparak beni kendine çekiyorsun. Böyle davranmasan yüzümü bile görmeyeceksin. Allah Allah. Söylediklerine neden inanmıyorum acaba? Ha? İster inan ister inanma. Ben eski defterleri çoktan kapattım. Sana güvenmiyorum Nazan. Madem kapattın defol git o zaman ha. Yapma Rauf. Böyle hakaret etmeye başlayıp gömdüğüm anıların kefenlerini yırtma. Uzak dur benden. Uzak durayım da aklına eseni yap değil mi? Olmaz öyle şey. Attığın her adımı takip edeceğim. Sen defolup gidinceye kadar da yakandan düşmeyeceğim. Anladın mı? Şimdi defol odamdan. Yapacak işlerim var. Aa, Nazan abla. İlkay.
Ne işin var senin bu odada? İlkay'cığım, sana kahve içmeye gelmiştim ama odaları karıştırmışım. Gel o zaman, içelim kahvemizi. Görüşürüz Ralf. Nereden çıktı bu kadın? Nereden girdi gene hayatıma? Bunu yapmak zorundasın Emine. Evet evet, bunu yapmak zorundayım. Aşkım için yapmak zorundayım. Alo anneciğim. Nasılsın? Ben de iyiyim, sağ ol. Anneciğim, benim sana bir şey söylemem lazım. Şimdi... dışarıda mısın? Tamam anneciğim, ben o zaman seni yarın ararım. Tamam, hoşça kal. Müsait değil miymiş? Değilmiş. Alışverişteymiş. Tamam o zaman. Akşam konuşursun. Olmadı, yarın konuşursun. Ya ne oldu? Sıkma canını. Gül bakalım biraz komşu kızı. Hadi. Allah'ım, ben resmen göz göre göre yalan söylüyorum ya. Sağ ol Yukarıcığım, zahmet oldu. Rica ederim, ne demek. Düğün ne zaman? Bir hafta sonra. İlkay'cığım, işine karışmak gibi olmasın, kusura bakma ama yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Yani yeni evlenecek bir kızın heyecanını göremiyorum sende. Yok, her şey yolunda. Size öyle gelmiştir. Yüzün öyle söylemiyor ama. Sanki gözlerinde bir hüzün var senin. Yok, bir sorun yok. İlkay, bak tekrar söylüyorum. Bana düşmez, kusura bakma ama insan bazen gençlikte yanlış kararlar alabilir. Hoş, her yaşta yanılır insan ama. Doğru. Bize doğru gelen bir şey bir anda büyük bir hataya yol açabilir. İnsan bir anlık seçimle hayatının yanlışını yapabilir. Ben gençliğimde çok büyük hatalar yaptım. Dönülmez hatalar. Hala onların izlerini taşıyorum. O yüzden bu kadar hassasım canım, kusura bakma. Bir kadına sahip çıkamadın Yaşar. Aferin sana. Bana mazeret üretme lan! Nazan, İlkay'ın kafasını karıştıracak bir şey anlatırsan seni öldürürüm. Bu evliliğe engel olursan bu senin sonun olur. Ama ben iyi düşündüm. Ralf'la mutlu olacağıma inanıyorum. İlkay'cığım, ben zaten genel olarak konuştum. Yani ondan bundan değil de insanın kendisini kendisinden koruması gerekiyor. Neyse, canını sıktım. Yok canım, ne demek, olur mu öyle şey? Ben artık kalkayım. Kahve için teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Of Allah'ım. Ay Allah'ım, ben ne yapacağım ya? Ne yapacağım? Tamam, yapabilirsin Emine, hadi. Konuş, anlat, bitsin bu iş. Efendim anneciğim. Yo, niye garip davranayım ki? Kapatmak zorundaydım. Hayır anne, hayır. Barbaros değil. O konu kapandı. Anne, iş yerindeyim. Nerede olacağım? Evet anneciğim, bin defa anlattım ya Şerif'le... Yani Şerif abiyle çalışıyorum. Ya anneciğim,
Evet anne, yemek yapıyorum burada. O da şefimiz. Of anneciğim, ben ne yapabilirim ki? Niye bu kadar abartıyorsun? Anne niye uzak durayım? Anne Şerif, yani Şerif abi kimseyi bıçaklamadı. Haksız yere hapiste yattı, o kadar. Şimdi böyle mi oldu anne? Hı? Onlar bizim komşularımız değil mi? Sen beni onlara emanet edip gitmedin mi? Kaç zamandır yoksun anne, bilmem farkında mısın? Zor zamanlarımda hep onlar yanımdaydı. Tamam anneciğim, tamam. Yok bir şey, gerçekten uzatacak bir şey yok, tamam. Hadi kapatalım. Sen de kendine iyi bak. Hoşça kal. Allah'ım, daha annem Şerif'in adını duymaya tahammül edemiyor. Değil ki evlenmemize izin versin. Ben ne yapacağım ya? Ay Nazan, nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ben sana Rauf'tan uzak dur demedim mi? Tamam da abla, beni takip ettirdiğini anlayınca deliye döndüm. Birden kendimi odasında buldum. Şu Rauf bir çıkıp gitseydi hayatımızdan ya. O biraz zor. Esti kükredi yine. Tehdit etti beni. Halbuki ben ondan bir şey istemiyorum ki. Korkuyor tabii. İlkay'ı da kandırdı çünkü. Sen ortaya çıkıp bir şey dersin diye ödü patlıyor. Bütün derdi o onun. Çok üzülüyorum şu İlkay için. Onun da hayatını karartacak bu Rauf denen pislik. Ay Nazan. Hele bu hikayenin nasıl başladığını bir bilsen çok üzülürsün. Nasıl başladı peki? Nasıl başlayacak? Rauf denen alçağın çirkin bir iddiasıyla başlamış her şey. Bütün derdi kızı yatağa atmak aslında. O kızı da çok üzecek. Söyleyeyim ben sana Nazan. Uyaralım kızı abla, bir şeyler yapalım. Ben uyardım hayatım. Karşıma alıp konuştum İlkay'ı. Ama Rauf ne yaptı etti, aklını çeldi kızın. Çeler o alçak, çeler. Of. Keşke İlkay sonrasını görebilse. Keşke onu bu hatadan döndürebilsek. Ali. Efendim İlkay. Sana benden duymanı istediğim bir şey söyleyeceğim. Dinliyorum. Şey... Biz Rauf'la nikah günü aldık. Allah mesut etsin. Bu kadar mı? Ne söylemi bekliyorsun ki İlkay? Yani hemen böyle geçiştiriyor musun? Allah mutlu etsin. Başka ne diyebilirim ki? Sağ ol. Yani tabii uzun uzun konuşmanı beklemiyordum zaten ama... İyi dileklerin için teşekkür ederim. Güle güle. Nazlı için, bebeğim için her şeyden vazgeçtim. İlkay'dan, aşktan, kendimden vazgeçtim. Koca bir yalan için mi vazgeçtim senden İlkay? Öğrenmem lazım. Bu şüpheyle yaşayamam. Bir şekilde gerçeği öğrenmem lazım. Aa, Nazancığım hoş geldin. Hoş bulduk. Meral, sana da çay koyuyorum canım. Heh, koy ablacığım, koy koy. Ne yaptın, düşündün mü? Taşınacak mısınız yanımıza? Bak Nermin abla da ben de çok istiyoruz. Müsait odamız da var. Bir günlük iş. Hemen düzenleriz. Ya sabah Yavuz'la konuştum. Onun da bir düzeni var tabii. Kirayı ev arkadaşıyla paylaşıyor. Sonra ev okula daha yakın. Bir de burada bunca kadın içinde rahat edemeyeceğini düşündü açıkçası. Yani pek sıcak bakmıyor. O zaman sen gel. Hı? Bilmiyorum ki. O zaman da aklım hep Yavuz'da kalacak. İyi de Nazancığım. Sen Beypazarı'ndayken bu çocuk hep yalnız değil miydi? Hem delikanlı adam o. Bırak da biraz yalnız kalsın. Tabii canım, endişelenme. Hem Yavuz çok aklı başında bir insan. Ya orası öyle de anne yüreği işte. Bir yandan da kıyamıyorum. Tamam şöyle yapalım. Yavuz yemeklerini burada yesin. Çamaşırı burada yıkansın. Heh, sıkıntı çekmez hem.
Hem kafede de sürekli gözümüzün önünde Nazan. Bilmem ki. Konu kapandı, geliyorsun. Ya o kadar içten istiyorsunuz ki bunu. Sizi kıramayacağım. Ay çok sevindim. Ben söyleyeyim de biz harika bir üçlü olacağız. Bence de. O zaman ben gidip Yavuz'la konuşayım. Gidersin gidersin, hele şu çayını bir iç de. Bu mutluluk daha önce yaşanabilirdi. Rauf yüzünden gecikti. Şimdi aynı kayıpları bir genç kız daha yaşayacak. Kim bilir nelere mal olacak İlkay'a. Keşke İlkay'ı uyarmanın bir yolunu bulsa. Keşke. Ali! Ne oldu aslanım, böyle apar topar çağırınca meraklandım. İyi misin? Değilim abi. Hiç iyi değilim. Sağ ol geldiğin için. Ne demek oğlum? Tabii ki geleceğim. Aynı mevzu değil mi? Aynı mevzu abi. İşin içinden bir türlü çıkamıyorum. Bir de... Dünden beri çocuğun benden olmadığını düşünüyorum. Takıldım kaldım. Nasıl yani? Sen bunu bilmiyor musun aslan? Ya... Hamilelik tarihiyle ilgili kafama bir şey takılmıştı abi. Gittim Berna'nın ağzını aradım, yokladım. Sonra bir şeyler söyledi bana ama inanmadım. Birkaç doktor arkadaşım var, onları aradım. Berna'nın anlattıkları doğruymuş. Netice ne? Oğlum sen onu söyle bana. Abi, çocuk benden olabilir. Ama olmayabilir de. Nasıl iş bu ya? Söyle bakalım oğlum. Sen razısın değil mi teyzenlere taşınmamı? Anneciğim, dedim ya sen nasıl istiyorsan, sen nasıl mutlu olacaksan öyle olsun. Merhabalar. Aa! İlkay, bugün birbirimize doyamadık doğrusu. Bu ne tesadüf? Gerçekten öyle olmuş. Burada çalışan bir arkadaşım var da ben onu görmeye gelmiştim. Ha, Şerif abiyle Emine abla çıktı ablacığım ya. Hadi ya, kaçırdım desene. Keşke arasaydım daha önce. Nazan abla, sen ne yapıyorsun burada tek başına? Bak, tek başına olur mu ya? Beni görmeye geldi annem. Annen mi? Ha, sen bilmiyordun tabii ablacığım. Bilmiyordum, ben çok şaşırdım. Peki siz nereden tanışıyorsunuz o zaman? Şu kapkaç olayında bana yardım eden kanatsız melek İlkay abla. Hadi be. Tesadüfe bak. Ya vallahi film gibiyiz yani ya. Neyse, o zaman sır perdesi açığa çıktığına göre ben size bir çay getirebilirim. Hı? İyi olur Yavuzcuğum. Hadi İlkay sen de otur, laflarız biraz. Hı hı. Yavuz sizin oğlunuz ha. Gerçekten çok şaşırdım. Canım o benim, canım. Ama gerçekten tebrik ederim Nazan abla. Çok aklı başında, sorumluluk sahibi bir çocuk Yavuz. Onu çok iyi yetiştirmişsiniz. İşte bir anne için bunu duymaktan daha büyük bir mutluluk olamaz İlkay. İnşallah senin evlatların da senin yüzünü böyle ağartır ileride. İnşallah. Sen niye böyle mahzunsun bugün? Sabah da söyledim ya, yok bir şey, yorgunluktandır herhalde. Eğer ki ben insanları, hayatı biraz tanıdıysam... ...yorgunluk değil bu senin suratının hali. Belli ki içine sinmeyen bir şeyler var. Bilmem. Evliliğinle ilgili değil mi? Ben... İlkay, aslında bunları sana söylememem lazım ama senin gibi bir kızın göz göre göre yanmasına vicdanım müsaade etmeyecek. O yüzden sana her şeyi anlatacağım. Nazlı'ya olan bütün güvenim yerle bir oldu abi. Ali, gel şurada bir yerde oturalım da sakin sakin konuşalım ha. Oturamam abi, oturamıyorum. İçim içime sığmıyor benim. Sanki öldürecek bu kuşku beni. Yapma be Alim, yapma be Alim. Bak yanlış düşünüyorsun. O bebek muhakkak sendendir aslanım. Kızın günahını alıyorsun. Bunu sana söyledim, yine söylüyorum ha. Abi, ben kimsenin günahını falan almıyorum. Ya ama sadece emin olamıyorum. Sürekli düşünüyorum. Bütün geçmişimi tekrar yaşıyorum. Nasıl yani? Ya işte... Hani her şeyi yeniden düşününce, insan geçmişine dönünce
taşlar yerine oturuyor abi. Sanki Nazlı hep o Selçuk denen herifleydi de ben onun yanında bir süs gibiydim. Yok artık, daha neler. Ama ya öyleyse abi? Düşünsene, ne kadar aşağılık bir şey bu. Bak aslanım, bence sen biraz kuruyorsun ha? Bilmem, belki de sen haklısın. Ama düşünmeden yapamıyorum işte. Ali'cim, aslanım. Bak, ben gördüm, tanıdım yengemizi. İyi bir kızcağıza benziyor. Gerçi sen benden daha iyi tanırsın ama yine de bir yanlışını, saygısızlığını görmedim Nazlı'nın. Ah be abi. Ben bugünden bahsetmiyorum ki, geçmişten bahsediyorum. Ya biz evlenmeden hemen önce, evlenirken, hatta evliliğimizin ilk günlerinde bile Nazlı çok farklıydı, anlıyor musun? O zamanları düşününce şimdi bir şeyleri açıklayamıyorum. Ve bu şüpheyle bakınca da bana her şey çok farklı görünüyor, anlıyor musun? Yani yine de bütün bunlara rağmen her şeyin bir açıklaması vardır diyorsun, değil mi? Evet abi. Bir şekilde var. Benim Nazlı'nın hesabını veremeyeceği, açıklayamayacağı bir şey bulmam lazım. Yani somut bir kanıt bulmam lazım. Ama olmaz ki Ali. Olmaz ki. Daha ne olup bittiğini bilmeden varmış gibi konuşuyorsun. Abi, ben bütün bunları seziyorum, hissediyorum, anladın mı? Aslanım, sakin ol biraz. Ben hissinin de sezginin de nedenini tahmin edebiliyorum aslında. Neymiş? Ya sen bana ta en başından bu kızı sevmediğini, hamile kaldığı için evlenmek zorunda kaldığını söylemedin mi? Yanlış mıyım? Ben sana anlatamıyorum abi ya. Bunun benim mutsuzluğumla bir ilgisi yok, tamam mı? Bununla bir alakası yok, kuruntu da değil. O zaman şüphelerini kanıtlamalısın aslan. Her şeyden %100 emin ol. Kanıtlamak için bir yol bulabilsem. Bak aslanım, bulmadan ne düşün ne konuş, tamam mı? Şüphe kadar kötü bir duygu yoktur. Ben sana diyeyim aslanım. Şüphe adamı yaşatmaz, peşini bırakmaz, beynini kemirir durur. Her an, her saniye aklındadır. Aynen öyle abi. Ama ya bunlar şüphe değilse? Hı? O zaman bütün hayatımı bir hiç uğruna yakmış olurum, anladın mı? Haklısın aslan. Haklısın. Bak, Nazlı sana böyle bir şey yaptıysa insanlıktan çıkmış demektir. O yüzden elinde sağlam bir kanıtın olmadan sakın konuşma. Elimde tek bir ipucu kaldı abi. Selçuk'un aldığı bir mücevherin faturası. Başka hiçbir ipucundan bir şey çıkmadı zaten. Ali. Aslanım. Ya böyle kanıt mı olur? Nereden biliyorsun? O Selçuk denen herif belki karısına, Meral Hanım'a aldı mücevheri. Ama ya Nazlı'yı aldıysa abi? O mücevher Nazlı'daysa ben bundan emin olacağım, anladın mı? Ne olursa olsun aslanım, böyle kanıt olmaz. Bilmiyorum abi. Ne yapacağımı bilmiyorum, tamam mı? Yani elimde bir tek bu kaldı. Ve ben bunun peşinde koşacağım, tamam mı? Çünkü eğer bir şey bulamazsam çıldıracağım, anlıyor musun? İnanamıyorum. Yani Rauf'u 20 yıldır tanıyorsun, öyle mi? Evet. Çok eskiden beri tanırım. Tanımaz olaydım. Ablacığım, anlatsana ne olur. Senin yaşındayken ben de tanıdığımı sanmıştım onu. İşte benim hayatımın en büyük hatası bu oldu. Yani sizin Rauf'la aranızda bir şeyler geçti. Kötü bir şeyler. Ve o yüzden mi birbirinizi tanımıyormuş gibi davrandınız? Evet. O yüzden. Rauf geçmişte yaşadıklarımızı sana anlatmamdan korktu. İşte bu yüzden beni tehdit etti. Hatta gitmem için para bile teklif etti. Abla, ne diyorsun sen? Tabii tam Rauf'luk hareketler bunlar. Niye şaşırıyorsun ki? Hala insanın hayatının, kaderinin paradan daha önemli olduğunu anlayamıyor. Nazan abla, ne geçti aranızda tam olarak? Anlat lütfen. Lafı uzatmayacağım İlkay. Ben Rauf'u sevdim. Çok sevdim. Onun da beni sevdiğini sandım. Onun için ailemi karşıma aldım.
dünyaya kafa tutacak kadar sevdim onu. Kimseye güvenmediğim kadar güvendim. Ama o beni yarı yolda bıraktı. Hayatta tutunacak tek dalım oyken, sıfırı tüketmişken, hayatta tek beklentim o olmuşken terk etti beni. Terk mi etti? Aman Allah'ım. Gözümün yaşına bakmadan, acımadan, yüreğinde en ufak bir acı duymadan paçavra gibi fırlatıp attı beni. İnsan tanıdığı sıradan birine bile yapmazdı onun bana yaptıklarını. Ben çok, çok üzüldüm. Benim için üzülme. Geçti gitti artık. Rauf vicdansızın tekidir. Seni bu hususta uyarmak zorundayım İlkay. Bana inanamıyorsun. Çünkü her şey en başta çok güzeldir. Ayaklarını yerden keser. Ağzı iyi laf yapar. Sanırsın ki bir ömür boyunca dünyanın en mutlu kadını ben olacağım. Ama işin aslı öyle değildir. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Bir şey deme. Sadece beni dinle. Senin karşında onun yüzünden hayatı mahvolmuş bir kadın var. Rauf değil bir kadına, bir insana bile hayatı boyunca değer vermemiştir, saygı duymamıştır. Ama onun her şeyi oyun, yalan, dolan. Ama sen çok iyi bir kızsın. Bu pis oyuna dahil olmanı istemiyorum. Aç gözünü. Benim düştüğüm duruma düşme. En azından sen kurtar kendini. Yol yakınken dön. Kendine yeni bir yol çiz. Yoksa bu yolda Rauf seni ezer geçer.